Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. Haftalık muhim haberler programımızı görüşmelerini kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda bu hafta içinde bulup ötken Şark Türkistan ve Dünya Kün Tertibi'ye alakadar en muhim haberlerini huzuruna sunumuz. Kıynam sizde kıtalar ekranımızı bulsun. Amerika Tayvan'a karatkan barlık çeklemelerini bekar kıldı. Fransiya Xalqaro radiosining xabarida bildirilishicha, Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo 9-yanvar Amerikaning Tayvan bilan bo'lgan aloqasidagi barliq cheklamalarini bekor qilganligini e'lon qildi. Tayvanning Amerikadagi ishxona vakili bu qarorning Amerika-Tayvan munosabatining cho'nqurligini aks ettirganligini, Tayvan hukumatining buni qarshi oldiganligini bildirdi. Sharq Tori bu haqda xabar berib, Amerikaning bu harakatining Xitoy-Amerika munosabatini texnomo jiddiylashtirib o'tganligini bildirgan. Xitoy taratquları bo'lsa, Tayvan bilan Amerika haddidan ziyodi inkas bildirsa, urush qo'zg'ulish ehtimolligining nihoyati yuqori ekanligini, Xitoyning Pompeo'ning qaroriga mos holda negizlik jazo yurgizganligini bildirgan. Pompeo bayonotida Tayvanning Amerikaning ishonchlik hamrohi ekanligini, ammo Amerika yaqinqi necha 10 yilda Tayvan bilan aloqa qilganda diplomatik amaldorlar va boshqa ma'murlarning murakkab ichki cheklamalarga uchraydiganligini bu cheklamalarning Xitoyni rozi qilish uchun yo'l qo'yilganligini, ammo Amerikaning bunidan keyin unda qilmaydiganligini bildirdi. U yana so'zida bugun men o'zimizga o'zimiz qo'ygan bu cheklamalarning hammasini bekor qilganligimni jakarlayman dedi. Ma'lum bo'lishicha bu cheklamalar Tayvan amaldorlarini Amerika Tashqi ishlar ministrligida qabul qilmaslik, ular bilan so'zlashish to'g'ri kelsa mehmonxona qatorliq g'ayrirasmiy so'rovlarda uchrashish qatorliqlarini o'z ichiga oldi ekan. Bayonotda tashqi ishlar qo'llanmasidagi Tayvanda turishliq Amerika Birlashmasidan boshqa har qanday o'rin va Tayvan ma'muriy tarmoqlariga aloqador mazmunlarning inobatsiz bo'lganligi qayd qilindi. Bildirilishicha Tayvanning Amerikadagi vakili Xiao Meichen Pompeo'ning bu haqdagi Twitterini tarqitib, necha 10 yillik kamistish oxiri bekor qilindi. Bu Tayvan Amerika ikki davlat munosabatidagi zo'r taraqqiyot. Men har bir fursatni qadrlayman degan. U bayonotida yana Amerikaning bu harakatini qarshi oldiganligini hamda Amerika Tashqi ishlar ministrligiga rahmat aytadiganligini, Tayvan kafolati qonuni orqali kelgusida Tayvan Amerika hamkorligini davomli kuchaytirishni umid qildiganligini bildirgan. Amerika Sharq Turkistonda ishlab chiqarilgan paxta va pomidorni butunlay chekladi. Amerika ovozining 14-yanvardagi xabarida bildirilishicha, Amerika Xitoyning majburiy amga qilmishi sababli Sharq Turkistonda ishlab chiqarilgan barliq paxta va pomidorni import qilishni chekladi. Xabarda qayd qilinishicha, Amerika Davlat bexatarlik ministrligi tamojni va chegarani qo'g'dash idorasi 13-yanvar Sharq Turkistondagi korxona va o'rinlar ishlab chiqargan barliq paxta va pomidor mahsulotlarini Amerikaga import qilishni cheklagan. Bu tadbir Xitoyning Sharq Turkistondagi kishilik huquq tafsandichiligiga atalmış qayta tarbiyalash nomida qurilgan millionlagan Uyg'ur va boshqa yerlik millatlarni jazo lagerlariga qamash qilinishiga qarshi yo'l qo'yilgan. Davlat bexatarlik ministrligining muavin ministri Ken Kochinli bu haqda bayonot e'lon qilib, Davlat bexatarlik ministrligining yangi siyosati Amerika iste'molchilari va korxonalarini qo'g'dash bilan bir vaqtda Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan majburiy amgak masalasini hal qilishni maqsad qiladi. Bugun Davlat bexatarlik ministrligi va tamojni va chegara qo'g'dash idorasi birlikda Sharq Turkistonda ishlab chiqargan barliq paxta va pomidorga yangi cheklash buyrug'i e'lon qilindi. Bu buyruq rayondan mol sotib olishni o'ylashayotganlarga aniq uchur beradi. Amerika majburiy amgak bilan ishlab chiqarilgan tovarlarning Amerikaga kirishining oldini oladi deganlarni bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, Davlat bexatarlik ministrligi yangi cheklamani e'lon qilgandan keyin Amerika kiyim-kechak va oyoq jamiyati mamlakatlik parcha sotish birlashmasi, parcha sotish kasbiy rahbarlari jamiyati va Amerika moda sanoat jamiyati darhol birlashma bayonot e'lon qilgan. Bayonotda biz vakillik qiladigan shirkatlar Uyg'urlarning majburiy amgakka selinish ahvollariga qarshi turamiz. Bu shirkatlar uzundan buyon ta'minlash zanjiridagi majburiy amgakini yo'qotishni shirkatning eng yuqori tijorat va ommaviy siyosatning muhim nuqtasi deb qarab keldi. Biz Amerika tamojni va chegara mudofiyasi idorasi bilan hamkorlashib, qonunning uchuq qoratmiligi aniq ijro qilinishiga kafolatlik qilamiz deganlar bildirilgan. Kuzatuvchilar bu qarorning butun dunyodagi savdo sohasiga, jumladan kiyim-kechak sohasiga zo'r ta'sir ko'rsatganligini bildirishmoqda. Amerika Xitoyning yana ikki shirkatini qora tizimlikka kirgizdi. Amerika savdo ministrligi Xitoyning Sky Reason shirkatini bo'lsa,
harbiylar bilan munosabatli shirkatlar tizimligiga kirgizganligini e'lon qildi. Amerika Saudi ministerligi yuqoridagi har ikki shirkatning Amerikaning davlat bexatarligiga xavf shakllantirayotganligini eskertdi. Devletlik Deniz Okyan Neft şirketinin Xitayning Janubiy Xitay dengizidagi qo'shinlarga hayvi ko'rsatishiga yordam qilganligiga ishora qilingan bayonotda Sky Horizon şirketinin harbiy ayroplan motorlari qatorliq mahsulotlarni taraqqiy qildirish iqtidoriga ega ekanligi o'tirg'i qo'yildi. Amerika Saudi ministeri Wilbur Ross bu vaqtdagi bayonotida Xitayning Janubiy dengizidagi parvozsiz harakatlari bilan qurollanish tirishchanligi uchun texnikaga erishish yo'lidagi tajovuzchi pozitsiyasining Amerika ve xalqaro jamiyatning bexatarligiga tahdid shakllantirganligini bildirdi. Amerika Xitoyning Xiaomi qatorliq yana 9 shirkatini qora tizimlikka kirgizdi. Amerika Davlat Mudofaa ministerligi 14-yanvar bayonot e'lon qilib, Xitoyning harbiylarga chetishliq yana 9 shirkatini qora tizimlikka kirgizganligini bildirdi. Bu 9 şirketning ichida Xitoyning donliq aqlli telefon şirketi Xiaomi ham bor bo'lib, Amerika Davlat Mudofaa ministerligining bayonotida ministerligimiz Xitoy rejimining harbiy puxra birikmi taraqqiyot strategiyasiga alohida diqqat qilish va uningga qarshi turishni qaror qildi. Bu strategiyada bu Xitoy shirketlarining erishgan ilg'or texnika, tajriba va taraqqiyoti Xitoy armiyasining zamonaviylashish taraqqiyotini qo'llash uchun ishlatilgan bo'lib, ular o'zini puxraviy shirkatlar, universitetlar va tadqiqot programmalarida ko'rsatib keldi deyilgan. Amerika Davlat Mudofaa ministerligi bu qitim qora tizimlikka kirgizgan 9 shirkat Xiaomi, Lukang texnologiya shirkati, Xitoy davlatlik Avasiya guruhi, ilg'or mikro to'qilma asboblari shirkati, Govin yerim o'tkazuvchi shirkati qatorliqlarni o'z ichiga olgan. Amerikadagi CNBC kanalining xabar qilishicha, juma kuni Xiaomi'ning aksiya bozoridagi poychaki 6.10% tushib ketgan. Xitoyning Beijingga joylashgan mazkur shirkati 2020-yili dunyodagi 3-chi cho'ng aqlli telefon ishlab chiqarish shirkati bo'lib baholangan edi. Avstraliya strategik siyosat institutining o'tgan yili e'lon qilgan dokumentida Xiaomi'ning Uyg'urlarni majburiy amgakka selayotgan 82 donliq xalqaro markaning biri ekanligi oshkorlangan. Ma'lum bo'lishicha, Amerika Davlat Mudofaa ministerligining qaroridan keyin amerikaliklarning bu shirkatlarga mablag' selishi yoki ularning poychekini sotib olishi cheklandigan. Xitoy Sharqi Turkistondagi ko'mir etish qadamini tezlatmoqda. Atalmış Xinjiang gazetining xabarida bildirilishicha, Xitoy Sharqi Turkistondagi 6 o'ringa ko'mir etish bazasi qurilishini yo'l qo'yib, ko'mir boyligini bulang-talang qilishni tezlatgan. Xabarda oshkorlanishicha, Xitoy energiya idorasi yaqinda umumiy uqtirish e'lon qilib, Sharqi Turkistonda 6 ko'mir etish bazasi qurilishi turiga mablag' selishni planlagan. Umumiy selinma jami 7 milliard 998 million yuan bo'lib, yillik qurilish ko'lami jami 15 million 300 ming tonnaga yetadi ekan. Bildirilishicha, bu 6 cho'ng tur ayrim-ayrim holda Sanji, Bayanxi, Kan rayonining Tianye ko'mir kon turi, Qo'shtolg'ay kon rayoni kichik tipdagi ko'mir konlarini biriktirish rayonidagi Altay Shintay konchiligining 5-chi nomorliq ko'mir kon turi, Chiqtim kon rayoni boyligini biriktirish rayonining 2-chi nomorliq quduq biriktirish turi, Sharqi Jung'ar Shixoshan kon rayonidagi boyligini biriktirish rayoni Shimoliy tog' usti uchuq ko'mir konining 1-chi qarorliq qurilish turi, G'ulji kon rayonidagi Shimoliy rayon 7-chi nomorliq kon qudug'ining 1-chi qarorliq qurilish turi, G'ulji kon rayoni boyligini biriktirish rayonidagi Yitay Eli konchilik shirkatining ko'mir kon turidan iborat ekan. Ma'lum bo'lishicha, buning ichida qurilish ko'lami eng cho'ng bo'lgani G'ulji kon rayonidagi boyligini biriktirish rayoni Yitay Eli konchilik shirkatining ko'mir kon turi bo'lib, qurilish ko'lami yiliga 4 million 500 ming tonna. O'xshash ko'lamdagi ko'mir tanlash zavodi yondash qurilgan bo'lib, turk konchilik huquqi xarajatini o'z ichiga olmaydi ekan. Bu tur yana 2020-yili Xitoy energiya idorasi takshirib tasdiqlagan qurilish ko'lami eng cho'ng tur ekan. Xitoy statistika idorasining sonliq ma'lumotida ko'rsatilishicha, 2019-yili Sharqi Turkistonda pishiqlanmagan ko'mir mahsulot miqdori 238 million tonnaga yetgan bo'lib, Xitoyga nisbatan 4-chi cho'ng asosliq ko'mir chiqadigan rayon bo'lib qolgan. Bildirilishicha, Xitoy Avstraliyadan zo'r miqdorda ko'mir import qildigan bo'lib, Avstraliyani jazolash maqsadida qo'llanilgan import cheklamasi sababli Xitoyning bir necha o'lkasida ig'ir tok to'xtab qolish hodisasi yuz bergan. Tokning tannarxi mo eshib, tok bilan ta'minlayolmaslik ahvoliga duch kelgan. Bu sababli Xitoy ko'mir ehtiyojini qamlash uchun Sharqi Turkistonning ko'mir boyligini bulang-talang qilish qadamini tezlatgan.
Germaniyanın Xitayını terakkiyat mablağı bilen təminləgənliki küçülük qarşılıqı duş gəlməkdə. Germaniyanın 2013 yıldan başlayıp Xitayını 503 milyon euro terakkiyat mablağı bilen təminləb kəlgənliki qatdıq əyiblənməkdə. 12 yanvar Germaniyadaki təsir zor gezetlerden Sürətlər gezeti Berlin Xitayının yeni İpek yolu kuruluşunun terakkiyatını mablağı bilen təminləgən namlıq uzun həcimlik bir maqali elan qıldı. Maqalada Germaniya Taraqqiyat Fondi Cemiyeti Xitayga qarz bergan 503 million yevroning qandoq sohalarga sarf qilinganligi to'g'risidagi sonliq ma'lumotlar dalillar bilan oshkorlangan bo'lib, Berlin hukumatı bu sababdan qattiq tanqidlangan. Xitayning yangi ipak yo'li qurilishining mohiyati fosh qilingan bu maqola mundaq jumla bilan boshlangan. Dunyodagi eng cho'ng bu mustabid davlat o'ziga qoldis ishonmoqda. U millionlagan Uyg'ur musulmonlarini jazo lagerlariga qamadi va ularni qul qilib ishiltishga yo'l qo'ydi. Angliya bilan 1997 yili tuzgan bir davlatda ikki xil tuzum kelishimnomasini ko'rib tashlab, dunyoga bergan va'dasidan yuz o'rdi. U 2025 yiliga qadar qandoqli choralarga murojaat qilib bo'lmasin, Tayvanni bo'ysundirmoqchi bo'lyapti. Shuning bilan bir vaqtda kommunistik partiya dunyo miqyosidagi ta'sir kuchini borgan sari kengaytmoqda. Xitayning tashqi munosabat strategiyasining yadrosi yangi ipak yo'li qurilishi bo'lmoqda. Maqolada bayon qilinishicha, Germaniya taraqqiyot fondi jamiyati 2013 yildan buyon Xitoyga berib kelgan 503 million yevro taraqqiyot mablag'ini yangi ipak yo'li qurilishiga sarf qilishga bo'lmaydi degan shart bilan bergan. Biroq Xitoy uning 283 million yevrosini Osiyo va Afrika ellariga sozilgan yangi ipak yo'li qurilishiga ishlatgan. Buning ichida Afrikada sarf qilingani 130 million yevro, Osiyoda sarf qilingani 152 million yevro bo'lgan. Xitoy bu ikki qit'adagi 17 davlat bilan yangi ipak yo'li qurilishiga munosabatlik har xil iqtisodiy kelishimlarni imzolagan. Masalan, Afg'oniston bilan 18 million yevroluk, Bengal, Bangladesh bilan 74 million yevroluk, Tojikiston bilan 1.3 million yevroluk, O'zbekiston bilan 36 ming yevroluk kelishimlarni tuzgan. Maqolada Xitoy kelishim tuzgan bu 17 davlatning ismi va kelishimning umumiy summasi ochiq bayon qilingan. Berlin hukumatining bu qilmishi hokimiyat beshidagi Erkin Demokratlar partiyasi, Yeshillar partiyasi va Yevropa parlamentidagi Konservativlar partiyasining bir qism a'zolarining kuchlik tanqidiga duch keldi. Garchi bu mablag'ning Xitoyga nimaga berilganligi to'g'risida Berlin hukumatı o'zlarini har qancha oqlagan bo'lsa-mu, parlament a'zolarini qoyil qila olmadi. Adalet ve Terakkiyat Partisi bayanatçısı Ömer Çelik Uygurlar hakkında ifade bildirdi. 14 yanvar Türkiye'deki hakimiyet üstündeki partiye bulunan Adalet ve Terakkiyat Partisi Merkezi Karar ve Başkuruş Komitesi yığını ötküzülgen bulup, yepyeni yığın tahminen 2 saat etrafı da devamlaştı. Yığındayken partiyanın bayanatçısı Ömer Çelik gün tertipki münasebetlik muhim meseleler hakkında toxtaldı. O muhbirlarının Türkiye-Xitay arasındaki cinayetçilerine ötküzüp veriş kelişimnamesi hakkındaki suallarına cevap verip, bu kelişimname gün tertipki kelgendiyken, huddu Türkiye Uygur Türklerine karşı halıgança keyfiki göre bir iş kılavatkandak, ahlaka vicdanı doğru gelmeydiğen derecede tatür teşvikatlar tarqaldı. Bunu yıkındın küzdüvadı mən. Birincisi, bu kelişim nurgun devletler bilen tüzgen halıqara kanunu uygun bulgan cinayetçilerine kaytürüp veriş kelişimnamesidir. Bizden 32 devlet bilen bu hıl kelişimimiz var. Xitay bu kelishimni imzoladi. Türkiye tarafiga kelsak, bu vaqtdagi oxirgi qaror chiqaruvchi organ parlamentdir. Türkiye ilgari 32 davlat bilan elib borgan o'zaro jinoyatchilarni almashtirish haqidagi normal bir kelishimni xuddi maxsus Uyg'ur qarindoshlarimizga qarshi kelishim sifatida o'tirg'o qo'yish to'liq xato. Bu faqat jinoyatchilarni o'tkazib berishga munosabatlikdir. Shuni unutmasligimiz kerakki, bu turdagi xalqaroliq kelishimlar xalqaroliq o'lcham bilan elib beriladi. Bu yerda hukumatimizning Uyg'ur turklariga qarata elib berayotgan siyosatlarini ayiblash uchun xato ma'lumot berilmoqda. Bizning bu vaqtdagi pozitsiyamiz aniqdir. Biz irqdoshlarimizning tili, dini, kimligi, tarixiy meroslari qatorliklarining inson huquqlari va xalqaro qonunga uyg'un bir shaklda dunyoning har yerida qo'g'dilishi kerakligini aytibotimiz. Bu masala haqida Xitoy doirlari bilan suhbatda bo'lyapmiz, yaqin aloqa ichidimiz. Uyg'ur turklariga qarshi salbiy bir ish bo'lganda buningga qarata sukut turishimiz, ko'rmaslikka selishimiz yoki parvo qilmagandek bo'lib olishimiz aslo mumkin emas. Bu vaqtda burunmi bayonot e'lon qildim. Bu masalaga bo'lgan andishalarimizni Xitoy bilan o'rtoqlashyapmiz. Ammo bu yerda Uyg'ur turklariga qarata yurgizilayotgan kishilik huquq tafsandichiliklari, u yerdan kelayotgan ko'rinishlar va har xil fikrlar haqida pozitsiyamizni Xitoyga aniq bildirib kelyapmiz va davomli bildirimiz deganlarni ta'kidladi.
Yani bu anlaşma gündeme getirilerek sanki Türkiye alelade bir şekilde, kuralsız bir şekilde Uygur Türklerine karşı bir tutum alıyormuş gibisinden ahlaka, vicdana ve gerçeklere sığmayan bir propaganda yapılıyor. Bunu izliyorum, sosyal medyada da görüyorum. Birincisi, bu anlaşma pek çok ülkeyle yaptığımız olağan, uluslararası hukuka uygun bir suçluların iadesi anlaşmasıdır. Çin tarafı bunu onaylamıştır. Bizim bu şekilde kaç ülkeyle anlaşmamız var? 32 ülkeyle anlaşmamız var. Türkiye tarafında da bu anlaşmada tabii ki Yüce Meclis karar merciidir. Bu 32 ülkeyle yaptığımız gibisinden bir suçluların iadesiyle ilgili bir anlaşmadır. Böyle Uygur Türklerine karşı, Uygur Türk'ü kardeşlerimize karşı bir anlaşma gibi sunulması son derece yanlıştır. Bu suçluların iadesiyle ilgili bir anlaşmadır. Şunu unutmamak gerekir ki bu tip uluslararası anlaşmalar zaten standart bir şekilde gerçekleştiriliyor. Burada tabii Türk hükümetimizin Uygur Türkleriyle ilgili politikasını eleştirmeye dönük olarak bu şekilde bir yanlış bilgi veriyorlar. Buradaki tutumumuz bellidir. Biz soydaşlarımızın, dindaşlarımızın, dillerinin, kimliklerinin, tarihi miraslarının insan haklarına ve uluslararası hukuka uygun bir şekilde dünyanın her yerinde korunması gerektiğini söylüyoruz. Bu konuda da, bu konularda da Çin makamlarıyla konuşuyoruz. Yakın temas içerisindeyiz. Yani burada Uygur Türklerine karşı bir olumsuz tutum söz konusu olduğunda buna karşı susmamız, görmezden gelmemiz ya da bununla ilgilenmiyormuşuz gibi bir tutum asla söz konusu değildir. Xitoyda virus baş ko'tarib 22 million kişi uylarga band qilindi. New York vaqti gazetasining xabar qilishicha, Xitoy hozir o'tgan yili yozdan buyonqa eng nachar Xitoy virusi yuqum mazgilini boshdan kechirayotgan bo'lib, budal Xitoy rejimi o'zini yuqumni tizginlashda g'alaba qildi deb maqtanayotganda yuz bergan. Ma'lum bo'lishicha, bu oyning 5-ida Beijing atrofidagi bir o'lkidagi yezda o'tkazilgan to'y marosimiga qatnashganlarning virus bilan yuqumlanganligi oshkorlangan. Dairler bunun bilen Shijiazhuang ve Shingtai qatarlıq 17 milyondan artıq nüfusu var iki şehirini takılgan. Bir neçü gün içi de barlıq ahalilerini tekşürüş buyruğu çüşürgen. Qatnaşını toxtutup, toy, dəfni mürasimi ve yığınlarını əməldən qaldırgan. Bu hafta 5-də bolsa Qamalni, Beijing, Langfang ve şundaqla Xeylongjiang ölkəsiga qarashlıq bir nahiyəçi kengaytgan. Cəmi 22 milyondan artıq kişi öyidən çıkmaslıqa buyrulgan. New York vaqti gazetasining aytishicha, bu Xitoyda o'tgan yili 1-oyda Xitoy markaziy rejimi virus tunji qitim bayqalgan markaziy shahar Wuhanni taqiganda ta'sirga uchirgan ommaning 2 hissasiga teng bo'lib, ko'lam jihatdan qaraganda bu qitimliq taqoshni favqulodda deb qarashqa bo'ladi ekan. Hozir shimoldagi Shanxi o'lkasi va Xeylongjiang va Jilin qatorliq o'lkalardami yangi yuqum ahvollari ko'rilgan. Shanghai shahri yuqum tizginlash tadbirlarini oshirgan. Virus eng dastlab tarqalgan Wuhanda yana bir qitimliq taqosh bo'lganligi haqida mishmish paranglar bo'lmoqda. New York vaqti gazetasining aytishicha, bu qitimliq yuqum Xitoy rejimining virusni tizginlashda g'alaba qozondiq deb qilayotgan tashviqotining suv ichilishiga sababchi bo'lib qolishi mumkin ekan. Yozuvchi va shoir Hoji Mirzohid Kerimining 82 yoshida turmada vafot bo'lganligi dalillandi. Yozuvchi va shoir Hoji Mirzohid Kerimining 82 yoshida turmada vafot bo'lganligi dalillandi. Erkin Asiya radiosining xabarida bildirilishicha, 30 yildan ortiq Xitoyning turma va nazarbandlarini boshdan kechirgan, shundoqdimi haqni so'zlash va yozishdan qilchimi yonmagan Uyg'ur xalqiga Yusuf Xos Hoji Mirzo Ababakri Sultan Abdurishitxon qatorliq oltindan qimmat tarixiy asarlarni qoldirib ketgan pishqadam shoir, adib, tarixchi Hoji Mirzohid Kerimining 82 yoshida Xitoy turmasida jon uzganligi dalillandi. Adib shoir Hoji Mirzohid Kerimining Qashqarda turmada jon uzganligi haqida ijtimoiy taratqularda uchur tarqalgandan keyin radio muxbiri Qashqardagi aloqador saqchi organlarga telefon qilib, bu haqda ma'lumot so'rgan. Xodimlar ilgirikiga o'xshashlab bu temada gap qilishdan o'zlarini tortgan. Xabar arxivlaridan ma'lum bo'lishicha, 20 yosh vaqtida turmaga tashlangan, turmadan chiqib yana uzun mazgil nazarband ostida yashagan adib Hoji Mirzohid Kerimi yoshi 80 ga yaqinlashgan yillardami haqni so'zlash va xatarga tavakkul qilishdan yonmagan edi. U 2017 yili 6-yanning 17 kuni Erkin Asiya radiosining muxbirining ziyoratini qabul qilib, o'zining Yusuf Xos Hoji, Judoliq, Sultan Saidxon, Sultan Abdurishitxon, Mirza Ababakri qatorliq 7 tomliq 5 tarixiy romanini
Xitay saqçılarının öy axtırıp elip çıkıp ketkenlikini paş kılgan idi. Məlum buluşça Xitay taraf məzkur kitablardaki dini məzmunlardan bir aram bulgan. Hacı Mirzahid Kerime şu günü Xitay saqçılarına özünün ilgirimi guman bilen tutkun kılınıp, 20 yıllık kesilgenliki ve 13 yıl türmün yatkallıqını əskertip, saqçılarını guman xorluqtun saqlanışqa davet kılgan. Ama saqçılar onun şu 5 romanıdan başka texi ilan kılınmağan bir kısım əsərlerinin kol yazmalarını mı elip çıkıp ketken. Aradan bir yıl ötkende Qashqardaki alaqadar bir siyasi kanun kadri Qashqar Uyghur Neşriyatının pensiyaga çıkan ve vazifedeki bulup 30% işçi hizmetçisinin tutkunda işkenlikini paş kılgan vaxtıda en başta tutulgan ve kesilgeller arasında Hacı Mirzahid Kerime'nin barlıqını etkan ve onun 11 yıllık kesilgenlikini tilgalgan idi. Alaqadar xadim Hacı Mirzahid Kerime'nin tutuluşuğa yazgan kitaplardan başka özüge atap ötküzülgen bir qatırlıq ton kiydiriş mürasimide kılgan sözü sebeplikmi soraqı duşkelgenlikini paş kılgan idi. Hacı Mirzahid Kerime aynı çağda radyonun ziyaretini kabul kılganda özünü yoklap gelgen okurmalar sebeplikmi soraqı tartılganlıqını bildirgen. İniklaşlardan malum buluşça Hacı Mirzahid Kerime bu yıl 9 yanvar günü Qashqarda türmede ceza müddetini ötevatkan mezgilde can özgen. Alaqadar bir saqçı xadiminin deyişçe merhumunun kesili iğırlaşkanda türmeden doktorxanığa ekilingen ve doktorxanda can özgen. Merhumu Cenab-ı Allah'tan rahmet ve makanının cennette buluşunu tileyimiz. Ve Rabbimizden merhumunun ailesige, şunlıkla bütkül halkımızge bu musibetki sabır taqat ata kılışını tileyimiz. Xitayning cinayetleri her gizmi cevapsız kalmaydı. Qadirli ko'rmalarimiz, shuna qilib bu haftalik muhim xabarlar programımız bu yerda oxirlashdi. Hafta oxiridagi damelishlarning ko'ngillik bo'lishiga tilakdoshlik bildirish bilan atigi kundalik xabarlarimizni ko'rishguncha aman bo'linglar. Shuna qilib ekran ortidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi.